Geçen yıl Temmuz ayında başlamıştı tahıl koridoru anlaşması. Rusya kendi gıda ürünlerinin satışı önündeki engellerin kalkmaması nedeniyle çekildiğini açıkladı. Tahıl konusunu konuşacağız konuklarımızla. İki konuğumuz var. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Giray Saynur Derman ve İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Kıvanç Ulusoy. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Yayına hoş geldiniz öncelikle. İyi yayınlar. Teşekkürler. Sayın Derman, sizinle başlayalım. Rusya hangi sebeplerden ötürü itiraz ediyor? İtiraz ettiği noktalar çözülebilir ve Rusya'nın tatmin edilebileceği noktaya taşınabilir konular mı? Ve bu tahıl anlaşmasının geleceğine dair bize ne söylüyor şu anda? Rusya öncelikle kendi gıda ürünlerinin satışının önündeki engellerin kalkmaması nedeniyle çekildiğini bir açıklama yaptı. Ancak tabii ki başka sebepler de var. Bu güvenlik garantilerinin geçerli sayması için Ukrayna ile mevcut süre gelen savaşta özellikle NATO zirvesi sonrası Ukrayna'nın çok büyük bir destek aldığını Avrupa devletleri, NATO üyeleri ülkeler tarafından ve bunun da Rusya'nın güvenlik garantisini etkileyeceği açısından bir takım endişeleri var Rusya'nın. Ayrıca Türkiye'nin de bu sürecin içerisinde Türkiye Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Erdoğan'ın girişimiyle bu tahıl koridoru anlaşması başlamıştı. Yaklaşık bir yıl oldu ve 33 milyonluk bir milyon dolarlık bir katkı sağladı ve de 400 milyon kişinin özellikle beslenmesi yani gıda güvenliğine de çok önemli katkıları var. Rusya'nın endişelerinden bir tanesi de aynı zamanda Batı'nın ödemeler ve sigorta işlemleri alanında Rusya'ya getirdiği yaptırımlar. Bu yaptırımların esnetilmesini istiyor ve bir de baskıyı azaltmalarını talep ediyor. Yalnız Amerika Birleşik Devletleri'nden Sullivan'dan gelen açıklamada Rusya'nın haddini fazla aştığını ve bunun sağlanmayacağını, bunun bedelinin de ağır olacağı yönünde tam tersi bir açıklama geldi. Bugün de Sayın Zelenski hem Erdoğan'a hem de Sayın Erdoğan'a hem de Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bir mektup yazdı ve bunun devam etmesi yönünde bir karar aldı. Şimdi tabii ki mutlaka alternatifleri konuşacağız. Bir Tuna meselesi var. Tuna üzerinden geçiş yapıp veya Rusya'nın haricinde olan bir güzergah olursa bunun nasıl olacağı. Ama şu aşamada bu gece 24'ten itibaren Rusya bu tahıl koridorundaki izinini kaldırıyor ve bu da tabii ki son derece büyük bir soruna neden olacak bu tekrar uzatılmaması. Şu açıdan önemliydi, özellikle kıtlık tehlikesi başvuracaktı, savaşın en önemli etkilerinden biri. Ve tabii ki bu Dünya Gıda Programı'na göre Ukrayna tahılının da dünyanın genelinde 400 milyon insanın temel besin kaynağı olduğunu düşünürsek Afrika, Orta Doğu gibi ülkeler de bu tehlikeyle karşı karşıya kalacak. Gıda fiyatları zaten son dönemde çok yükseldi. Aynı zamanda dünya genelinde bu savaşın fiyatların artmasına zaten bir enerji sıkıntısı var. Milyonlarca ton tahıl da Ukrayna silolarında bozulma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Bu da böyle bir durum var. Yine Ukrayna ekonomisine aynı zamanda bu 800 milyon dolarlık bir kazanç da sağlıyor tahıl anlaşması. Savaş devam eden bir ülkede bunun da ekonomik olarak Ukrayna ekonomisi açısından son derece önemli. Ama tabii ki Karadeniz limanları Odessa, Çornomorsk ve Pivdenli'den kontrollü bir şekilde ihraç edilmesini düzenliyordu sistem. Şimdi bu deniz koridoru Karadeniz'in ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Amerika'nın giremediği tek deniz Karadeniz'di. Karadeniz şu an Rusya'nın kontrolünde. Karadeniz içerek İstanbul'a ulaşması gerekiyor gemilerin ama Türkiye'nin kontrolündeki bir üste de özellikle bu çeşitli müfettişler var. Birleşmiş Milletler müfettişleri, Ukrayna, Rus özel bir ekip vardı. Şimdi bu kalkınca tabii ki her şey zora girdi. Evet. Öncelikle gıda güvenliği, gıda fiyatlarının artması, alternatif projelerin şu an için kabulünün ne kadar mümkün olabileceği gibi bir takım sıkıntılar var. Rusya bir de, Rusya'ya sormuştunuz, onu unuttum. Rusya özellikle bu tahılın zengin Avrupa ülkelerine verildiğini, savaşın içinde olan NATO üyeleri olan ülkelere verildiğini söylemişti. Biliyorsunuz İspanya gibi Avrupa ülkeleri çok sayıda bundan yararlanmış. Afrika ülkeleri ise daha düşük, %12'lerde bir oranda dağılım yapılıyordu. Bu açıdan da tabii Rusya'nın bir takım endişeleri var özellikle. Peki.